Ağustos'a dikkat arkadaşlar. Çünkü 22 Ağustos'ta Kova Mavi Dolunay'ı var. Bu dolunay kalp çakrası ile ilişkilidir. Lütfen 22'sinde gelelim şimdi kağıt kalemleri alalım elimize. Okunması gereken esmalar. İrademizi, bilgimizi, inancımızı korumamız gereken günlerde olduğumuzda lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Mavi Kova Dolunay'ının enerjisiyle tüm yaşamsal alanlarımızda şifa bulmaya olsun niyetleriniz. Arkadaşlar, İlk Ay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bütün yayınlar birbirinden kıymetli, ancak o eşsiz astro deha, ben onu öyle diyorum, doktor astrolog Şenay Devi, pek çok özelliğiyle Türkiye'nin yani ikinci bir eşi olmayacak kadar özel isimlerinden biri. İyi ki bizden biri. O kadar çok çalışıyor ki bir taraftan. Yazma eserleri inceliyor, tarihte yapılmış şeylere bakıyor. Mesleğine aşık bir kadın. Onu zaten kanalımın takipçileri çok çok iyi tanıyorlar. O yüzden uzatmayacağım. Hemen video başlasın istiyorsunuz. Haklısınız. 22 Ağustos'a dikkat arkadaşlar. Çünkü 22 Ağustos'ta Kova Mavi Dolunay'ı var. Doktor astrolog Şenay Devi'yi sosyal medyasından da takip edin. Mesela dedi ki aynı burçta arka arkaya iki dolunay olması nadirdir. Bu önemli bir olay işte. Neden önemli? Bizleri nasıl etkileyecek? Neler yapalım? Hepsinin cevabını bize doktor astrolog Şenay Devi verecek. 22 Ağustos Kova Mavi Dolunay'ına dikkat ve işte yapılması gerekenler, etkileri şimdi öğreneceğiz kendisinden. Haydi hazırsanız geçelim ortak yayına. Canım benim. Evet, nasılsın? Seni görünce iyi olmamak ne mümkün? Karşılıklı. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Ama çok zor bir hafta geçirdim. Duyarsız komşularımızın, çocuklarının COVID olduğunu saklamasıyla bu kadar sakınmama rağmen yazlıkta Asya'm COVID'e yakalandı. Ondan babama geçti. Çok zorlu bir süreç atlattık. Çok şükür Asya'm negatife döndü. Bu akşam da senden yayın erken yapmamızın ricası aslında bu yüzdendi. Lütfen herkesten rica ediyorum. İnanın ben tüm danışmanlıklarıma bile online olarak devam ederken benim kızım COVID olsaydı herkese söyler, tedbirli olmaları gerektiği noktasında uyarırdım. 10 yaşında benim kızım ve çok zor atlattı. Evet, çocukların bağışıklığı çok güçlü ama lütfen pandemi bitmedi. Lütfen duyarlı olalım. Her birimiz bir diğerinin yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Çünkü benim kızım anneanne ve dedeyle büyüdüğü için çok şükür anneme geçmedi ama babama geçti ve çok zor bir sürecin içerisinde olduk. Lütfen duyarlı olalım. 22'sinde gerçekleşecek Kova Dolunay'ıyla özellikle bakın Delta varyantı, yeni virüsler, dünyada liderlerle ilgili konular, ünlü isimler, tanınmış kişilerle ilgili pek çok skandallar, hükümetlerde ani değişimler, kabine değişiklikleri, özellikle ülkemizdeki mülteci sorununun daha keskin çıkışlarının olabileceğini işaret eden bir dolunay içerisindeyken gerçekten her birimizin üzerine düşen sorumluluğu alma zamanı şimdi. Mavi Dolunay karanlıkları aydınlatmak için gelirken ki bu akşam da yapılması gereken uygulamaları paylaşacağım. Bu Dolunay kalp çakrası ile ilişkilidir. Anahata çakra olarak geçer Sanskritçe'de. Lütfen 22'sinde hepiniz fıstık yeşili giymeye özen gösterin. Çünkü fıstık yeşili kalp çakrasının rengidir. Ama büyük bir kaos dünya genelinde ülkemizde etkili olacak olayları gösterirken bizi birbirimize düşürmek isteyenler, bizi sokağa taşıyıp olayları büyük bir oyunla oynatmak isteyenlerin oyununa gelmememiz, irademizi, bilgimizi, inancımızı korumamız gereken günlerde olduğumuzda lütfen aklımızdan çıkartmayalım her birimiz sevgili İlkay. Çok büyük geçmiş olsun Şenay'ım. İyi mi şimdi Asya ve babacığın nasıl?
Şu an nasıllar? Babam inşallah iyi olacak. Babamın tedavisi devam ediyor. Asyam çok şükür dün negatife döndü. Ama inan bana çok zor bir süreç. Yani bunun çocuğu, genci, yaşlısı yok. Gerçekten bunu söylemek, bu kadar duyarsız olmamak gerekir diye düşünüyorum. Biz çok zor atlattık. Şükür şimdi iyi ama çok tabii bitkin. Anneannesi ona sağ olsun, kemik suları, çorbalarla biz bol bol avokado tükettik. Bol bol taze nane yedirmeye çalıştık. Ama çocuk da olsa yemek yeme düzeni alt üst oldu. Şunu söylemek istiyorum ki İlkay, Covid'in şakası yok. Bak bana bulaşmadı, anneme bulaşmadı. Ama şunu da söyleyeyim. Ben kimseye aşı olun olmayın demem. İki doz aşımı yaptırdığım için galiba korunduk. Babam aşılı olmasına rağmen Covid'e yakalandı. O yüzden ne olursunuz dikkati elden bırakmayın. Gerçekten kabus dolu günler geçirdik diyebilirim. Elhamdülillah geldi geçti, şimdi iyiyiz. Babama ve tüm hastalara şifa diliyorum kova dolunayıyla. Çok büyük geçmiş olsun. Ya izleyen kim varsa büyük geçmiş olsun. Sana da büyük geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol canım. Ya Çok insan dikkat edin çünkü söylemiyor insanlar. İnan son ana kadar eğer biraz dişli bir karakter olmasaydım bunun nasıl ve ne şekilde geçtiğini de öğrenemezdim. O kadar değil İlkay'cığım. bu da vicdansızlık ya. Bu akıl almaz bir şey gerçekten. Bu gerçekten vicdansızlık. Kendi çocuklarına acımıyorsunuz ama başkalarının evlatlarına acımalısınız. Ve sen de nasıl bir meslek aşkı arkadaşım, yine de sözleştiğimiz tarihe, yani bugün inanın ben biraz önce duydum, saati biraz öne alalım Seni mı üzmek dedi. istemedim. Ah canım benim, yani iptal de ederdik yani, hani yayın falan, ama Söz, gerçekten çok namus. Yani biz 22'sinde tüm yeni aile dolunaylarda bu çalışmalara önem vereceğiz. Çünkü bu dolunayla birlikte bir, anahata çakra, kalp çakramızı nasıl açacağız? İki, bağ kesme çalışması. Bizi bağlayan bir alışkanlığımız, bir kişiye duyduğumuz saplantılı sevgi veya bir insanın hayatımız üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiler söz konusu olabilir. Bunları dengelememiz, Türk İslam kültürüne göre o gün okunması gereken ebced değeri olan esmaları hazırlamıştım. Ben gayet iyiyim, keyifli bir yayına başlayalım o zaman. o zaman Öncelikle sende. 22'sinde bir tane pembe kuvars. Pembe kuvars kalp çakrası ile ilişkilidir. Tamamen duyguları sakinleştirmek için kullanılır. İkinci kristalimiz amazonit. Bu kristallerden üç olmak zorunda değil, bir tanesi bile olabilir. Duygusal travmaları dengelemek için amazonit kristali şöyle yakından göstereyim. Bu boylarda olabilir. Bir diğer kristalimiz de malakit. Malakit kristali tamamen bizim enerjiye, duygularımızı emen enerjilerimizi dengelemek için kullanacağımız kristalimiz. Renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Bu kristallerden en az birini edinmeye gayret gösterin. Astro Store'dan da edinebilirsiniz. Zihnimizi yeniden programlamaya olsun niyetlerimiz. 22 Ağustos sabahından gece 00:01'e kadar bu çalışmayı yapabilirsiniz. Kameri nefes tekniği. Omurganız dik olarak bir sandalyeye bağdaş kurarak yere de oturabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp düşüncelerinizi sakinleştirip yavaş ve derinden nefes alın. 4 saniye boyunca nefes alın. 4 veya 8 saniye boyunca nefesinizi tutun. 4 saniyede nefesinizi geri verin. Bu alıştırma sol burun deliğini kullanacağız ve sağ burun deliğimizi kapatacağız. Svastika tekniği de denir buna. Nefes alırken toren veya kadeş. Bu nedir? Işık titreşimlerinin ismidir. Bunu zihnimizde nefes tekniğiyle birlikte 20 kez tekrarlayacağız. Ve bu çalışmaya 22'sinden itibaren 10 hafta boyunca devam edin. Çünkü pek çoğumuz nefes almayı bilmiyoruz. Kalp ritminiz düzelmeye başlayacak. Zihniniz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Her şeyden önemlisi bu çalışmayla kalp çakranızı açabileceksiniz. Daha sonra kristallerimizden en az birini elimize alacağız. Artık bana hizmet etmeyen tüm enerjiyi temizliyor ve özgürleştiriyor. Şimdi sevgi ve ışık tüm yaşamsal alanlarında benimle birlikte.
sevgiyi, barışı dünya için, ülkem için, kendim ve sevdiklerim için niyet ediyorum diyoruz. Ve kristalimiz daima sol avcumuzun içinde şu şekilde bizimle uyumlanmış olacak. Bu kristallerden üçü değil, herhangi birini de kullanabiliriz. Ama mutlaka bu üç kristalden biri olmalı. Daha sonra sol kristalimiz elimizdeyken, bunu siz adlandırabilirsiniz istediğiniz gibi. Bağlı olduğumun, tuttuğumun farkındayım. Ne bizi engelliyorsa. Bu bağlanma bağı benim için sağlıksız. Çünkü bana şu 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 nedenlerden dolayı zarar veriyor. Bu bağı bırakmamın zamanı geldi. Bunun için hazırım. Gitmesine izin veriyorum. Bu kordondan kurtulup özgür olmaya niyet ediyorum diyoruz. Bunu üç kez tekrar ettikten sonra kristalimizi akan suyun altında tutarken tekrar tekrar 3, 7 veya 21 kez söylediklerimi tekrar ediyoruz sevgili İlkay. Daha sonrasında sürahiyle ilişkilidir kova dolunayı. Bir şöyle bir sürahi herkesin evinde vardır. İçine suyumuzu dolduruyoruz. Niyet ve isteklerimizi yazabilir. Bağlanma ile ilgili bu söylemleri yaparak suyun içerisine okuyabiliriz. Çünkü ne yapacağız orada? Sürahi iki elimizde tutacağız. Bir lavabo veya bahçenin üzerinde durup 9 defa şunu tekrar edeceğiz. Artık kova dolunayıyla en yüksek amacıma hizmet etmeyen tüm enerjileri kesiyorum. Sevgiyle, ışıkla, olumlu niyetle bağdaşmayan, beni engelleyen, bana bağlı tüm bağların şimdi serbest bırakılmasına niyet ediyorum. Teşekkür ediyorum Rabbim. Teşekkür ediyorum Rabbim. Teşekkür ediyorum Rabbim. İster bunu söyleyerek, ister yazarak yapabilirsiniz. İstiyorsanız suya bırakabilirsiniz. O sürahiyle birlikte toprağa veya akan bir suya bırakmanız da mümkün. Ama gelelim şimdi kağıt kalemleri alalım elimize. Okunması gereken esmalar. Yine o sürahiye Şenay. Söyledik ya, sonra da döküyoruz değil mi? Ya da attık evet. Kağıt içine, sonra da döküyoruz. Aynen öyle. Bence yazmaya gerek yok ama yazma eserlerde bu şekilde yazıldığı için paylaşıyorum. Ben suya okuyup sülalideki suyu akan bir suyla çeşmeye akarak yapabilirim. Bir toprağa besleyip büyümesi için dökebilirim. Ki ben toprağa dökeceğimi düşünüyorum. Her ikisini de yapabilir sevgili izleyenler. İkinci olarak yine bir sürahi suyumuzu alacağız. Farklı. İçine 88 defa ya halim, 998 defa ya hafız, 184 kez ya mukaddim, 287 kez de ya rauf esmalarını okuyup tüm yaşamsal alanlarımızda tepeden tırnağa şifalanmaya niyet ederek bu suyu kendimiz de içip aile bireylerine de içirip mavi kova dolunayının enerjisiyle tüm yaşamsal alanlarımızda şifa bulmaya olsun niyetlerimiz. Ya harikasın. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Böyle şimdiden arkadaşlar siz nasılsınız bilmiyorum. Oh böyle yüklerimi atmış, şifalanmış hissettim kendimi. Sen bunları söylediğin anda. İnanmak çok önemli. Doğru teknikle inancı birleştirdiğimiz anda bu karanlık günleri aydınlığa çevirebiliriz sevgili İlkay. Niyetlerimiz sevgiye, niyetlerimiz aşka olsun. Ayrıca Venüs yönetici olduğu terazi burcunda şimdi yıkılan, kırgın aşk ilişkilerimizi yeniden yapılandırma zamanı. Aşkla savaşmayanlar, aşktan kaçmayanlar, aşka inanan, aşka emek veren, aşkı sahiplenme cesaretini gösterenler bu dönemin kazananları olacak diyorum ve teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Bütün dualarımızı, şifa enerjimizi Şenay Devi'ye ve ailesine gönderiyoruz. Ve bütün hastalarımıza inşallah. Canımsın benim. Gökten renklerimiz yolumuz ışık olsun. Güzel kalbinden öpüyorum seni. Eylül ayı burç yorumlarında buluşmak üzere o zaman. Aynen öyle. Kendine çok iyi bak. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Arkadaşlar buna gerçekten Şenay Devi disiplini denir. Birkaç dakika önceye kadar ben de ailesindeki rahatsızlıkla ettiği mücadeleyi bilmiyordum. Yine de verdiği sözü tuttu. Çok çok teşekkür ederim Doktor Astrolog Şenay Devi'ye. 22 Ağustos'ta Kova Mavi Dolunay'ında umut ediyorum. İşte aradığınız şifa, mutluluk, huzur neyse
Size gelsin en yüksek enerjilerden en yüksek şekilde faydalanmak her birimize nasip olsun. Ben yüce Allah'ın yüce yani bütün evreni, kainatı, görebildiklerimizi, hiç bilmediklerimize muazzam bir matematikle yarattığını düşünüyorum. Gökyüzü de işte bize ipuçları veriyor. İyi ki Doktor Astrolog Şenay Devi var ve onun gibi bu röntgeni gökyüzünü çok iyi okuyanlar var. En yüksek şifa olsun. Her neyse, her nerede, her ne yaşıyorsanız. Arkadaşlar, öyleyse bir başka videoda buluşmak üzere. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bu arada abone değilseniz videodan ayrılmadan önce İlkay Buharalı YouTube kanalına lütfen abone olun. Katıl desteğiyle kanalımı ayrıca destekleyen takipçilerim var. Çok teşekkür ederim. Yani hani kanal yaşasın diye bir bardak sürahiyle suda su siz döküyorsunuz ya o ne kadar kıymetli tahmin edemezsiniz. Bu arada oradaki kardeşlerim, arkadaşlarım, her biriniz varlığınız, takip ediyor olmanız bu kanalın yaşaması, yeni videoların gelebilmesi için son derece kıymetli. İyi ki oradasınız. Kalpten kalbe bir yol var. Görünmez. Biz birbirimizi görüyoruz diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet.